Arkadaşlar selamlar. No Rest for the Wicked oyununda şimdi öyle bir build yaptım ki itemlerimi en son göstereceğim size. Bu Spoken and Unspoken görevini beraber yapacağız. Dungeon'ı sizle beraber bitireceğiz. Ben bir kere yaptığım için Dungeon'daki yaratıklar birazcık güçlü. Özellikle son boss çok çılgın. Boss'u kesemeyebilirim ama görevin sonunda sizi ne beklediğini göstereceğim. Eğer boss'u da kesebilirsem görevin sonundaki o sandıklardan neler alabileceğinizi göreceksiniz. İyi seyirler abi. Bu videonun sonunda da itemlerimi de size ekstradan göstereceğim neler olduğunu. Ben şu an için oyunu bitirdim neredeyse, yani beta sürecini. Haritada herhangi bir yerde kesebileceğim herhangi bir open world yaratık kalmadı. Yani respawn oluyor ama hepsine tek atıyorum. Ya bir anlamı yok. Sadece buradaki şu biriktirdiğim Ember'larla buradaki dungeon'a girebiliyorum. Dungeon'ın içinde sürekli hani kendini tekrarlayan böyle loop'a girmiş bir olay var. Sürekli 7 kat iniyorsunuz, sonda boss var. Boss'u kesiyorsunuz, ödül alıyorsunuz gibi düşünün. Oyunun hani normal sürecinde bu nasıl olacak bilmiyoruz. Şimdilik denemeye devam edeceğiz. Şimdi dungeon'a gireceğim. Önce gideceğim üstümü boşaltacağım. Burasını keserim. Ben çünkü dungeon'dan yeni çıktım. Dungeon'dan sonra bakalım neler çıkacak, kesebilirsek boss'u. Evet agalarım, Amber'i şuraya koyuyoruz, Ember'i. Ve giriş yapıyoruz baba. Kolumuzdaki kanı akıtarak. Şimdi dungeon'ın içerisindeki yaratıkları ben çok kolay keseceğim. O konuda, yani kesme konusunda bir sıkıntımız yok. Ama gene dodge'lamamız gerekiyor. Çünkü yaratıklar gene fazlaca vuruyor. Ha, damage yediğim zaman tabii ki yaptığım build'den kaynaklı canımı toparlamam falan çok kolay oluyor. Staminam hiçbir şekilde bitmiyor yani. Infinity stamina gibi düşünün. Şimdi göreceksiniz zaten. Vurduğum hasarlar. Ve hani staminamın doluşundan zaten görebilirsiniz. Çok fazla bir şeyi dodge'lamama gerek kalmıyor. Hızlıca keselim bunları. İzlerken moraliniz bozulmasın. İtemleri yapabilirseniz siz de rahatlıkla aynı bu seviyeye gelebilirsiniz. Zaten şu an oyun erken erişimde olduğu için hani benim mesela bu build'den sonra oyunda yapacak pek bir şeyim kalmıyor yani. Ben şu anda sadece maksimum level kaç onu merak ediyorum. Onun için dungeon'lara giriyorum. Şu an level'ım 29. Belki 30'da bitecek, belki hani 31'de bitecek, bilmiyorum. Stat dizilimimi ve itemlerimi göstereceğim dediğim gibi videonun sonunda. Sadece dungeonların içeriğini görün diye. Bunları şöyle arkasına gelip... İki tane olduğu için bir tık zor. Bir tık zorlanacağız burada. Pot basacağım. Bir tane kalkanlı olduğu zaman bir tık sıkıntı oluyor. Normalde bunlara backstep ile tek atıyoruz. Neyse, normal keselim, vakit kaybetmeyelim. Şuna tek atabilir miyim? Atamadım. Vuralım abi. Birisini keselim. Reisler biraz izin verirlerse birini öldürdüm. Buna artık backstep atıp tek atabilirim. İki tane olduğu zaman çok zor oluyor. Ha, bu kalkanlar iki tane denk gelirse bunları maalesef bir şey yapamıyoruz. Tekli denk gelmesi lazım. Normalde tek yiyorlar böyle.
Güzel. Umarım güzel bir tane item de düşürebilirim bu arada. Düşürmeye çalıştığım bir iki tane item var. Şu an ihtiyacım yok gibi görünse de eksiklerimiz var. Hey, Silver Shovel düştü. Bu Silver Shovel yani kazmanın küreğin ne kadar kaliteli olursa ona göre daha değerli bir item kazıyor musun onu bilmiyorum bu arada. Yani mesela Silver Shovel'la Iron Shovel aynı şeyi mi kazıyor onu bilmiyorum. Ama Silver'lar daha hızlı kazıyor, bayağı hızlandırıyor. Üçüncü katı bitirdik galiba. Daha bir 3-4 kat daha var bu arada. Bu arada bu build'imden dolayı çok fazla damage'imi önemsemiyorum. Yani Dodge'layabildiğim kadar dodge'luyorum. Onun dışarısı hani onun dışında peri falan kullanmıyorum çok fazla. İhtiyacım olduğunda kullanıyordum ama şu an ihtiyacım yok yani. Şu an dümdüz kafa kafaya moblarla çok rahat girebiliyorum yani. Ama son boss bir kere kestikten sonra çok güçlendi. Orada gene ihtiyaç duyabiliriz. Hemen tek atalım. Orada kalkanlı mobların hepsini böyle bu şekilde öldürün. Hiç uğraşmayın. Bir saat keseceğiz, peri yapacağız diye. Arkasına sıvışın abi hemen. Backstep tek yiyor zaten. Önce şu büyücüleri kesmek her zaman daha iyi. Şuradan ilerliyoruz baba. Okey. Güzel, burayı da hallettim galiba. Şurada mob var mı? Yok, kapı açıldı zaten. Let's go baba. Bir ya da iki kat kaldı. Tam emin değilim. Boss'u öldüremeyebilirim. Çünkü dediğim gibi bir kere kestim. Bayağı güçlendi. Ama eğer olur da bir kere daha kesebilirsem, hani bunda ölsem bile öldüğünüz zaman dungeon'dan dışarı atıyor bu arada size. Hani ben bunda kesemesem bile kesebildiğim bir tanesini sona eklerim. Ne olduğunu görürsünüz yani en azından. Sonunun nasıl bir yer olduğunu. Çok fazla item atıyor bu arada. Hani rengarenk. Mor item çok fazla düşüyor. Genelde mavi ve gri itemler atıyor. Mor da atıyor. XP'si de bayağı iyi dungeonların. Herhalde oyun beta'dan çıkıp tam olarak açıklandığında full bu dungeonları yaparak ilerleyeceğiz. Bu inventörünüzde bulunan şu Ember'lar o yüzden çok değerli. Şunlar. Bunları sakın kaybetmeyin. Satmayın, atmayın. Bunlar full kullanılacak. İlerliyoruz. Düşürdü beni.
Eyvah. Back step atamadım. Kalkanlar çok gıcık. Kesmesi de çok zor. Bundan güzel bir şey çıkmış olabilir derken çıkmamış. Çok güzel yemekler düşüyor bu arada. Şu an oyunda beta'da olduğu için craft olmayan yemekler falan var. Onlar düşüyor. Ciddi güçlendiriyor karakteri. Son kattayız bu arada. Burayı da geçtikten sonra boss'tayız. Her seferinde o dungeon odaları random oluyor bu arada. Belli bir düzende gitmiyor. Belli bir sırada. O yüzden girdiğinizde korkmayın yani. Lan böyle ilerleyeceğiz. Burada bazen çok fazla mob olabiliyor. 4-5 tane stacklenmiş mob olabiliyor. Burası bazen çok zor olabiliyor yani. Burada az mob olduğu zaman da yukarıda ağacın üstünde çok fazla mob oluyor. Oradaki mobları yukarıdan aşağı çekerek kesmeniz gerekiyor. Çünkü sizi yukarıdan aşağı düşürüp öldürebiliyorlar. Gördüğünüz gibi böyle işte. Onu hani yüksekten düştüğünüz zaman ölüyorsunuz. Dungeon baştan başlıyor yani. Boşa gidiyor bir Ember. O düştü aşağı. Bir daha dolanacağım. Düşmeseydin ne olurdu? Leer's Gauntlet diye bir şey düştü. Wow. Onun çok fazla mor item düştü ha bu arada. İçlerinden güzel işimize yarayacak itemler olabilir. Bir tane daha. O not enough space diyor lan. O kadar mı item düştü cidden? Ve işimize yaramayacak olanlardan birkaç tane silelim. Burada bazen 3 mob oluyor, 2 tane kalkanlı oluyor. Bayağı zorluyor. Normalde hani bu build'de oynamasam bu yaratıklar beni çok rahat keserler. Çok rahat tek atıyorlar yani. Canınız dolmadığı zaman her şeyi dodge'lamak zorunda falan kalıyorsunuz da ben 2-3 yaratık bana hani denmediği sürece çok fazla bir şey dodge'lamama gerek kalmıyor. Yani kalkıp vurduğumda canım doluyor. Galiba boss'tayız bu arada. Evet, boss'a geldik abi. Burada bir tane can arttıran bir yemek var. Bu dungeon'ın içerisinden düşüyor. İsmi bu. Bu Sirloin Platter diye bir şey. 145 health arttırıyor. Mesela 178 canım var şu anda. 45'ini bu yemek veriyor. Ben bir de şu kekten basıyorum. Bu da %10 damage veriyor bana. Bu iki buff'ı mutlaka alıyorum yani boss'lara falan girmeden önce. Üstümde ekstradan bir tane daha mesela buff verecek bir şey olsa onu da basardım. Ama şu an yok. Stamina arttırıyor mesela şu. Bunu da kullanabilirim. 60 saniyeliğine stamina boost kullanılabilir. Onun dışında da bir şeyim yok. Aynen. Small stamina potu kullanabilirim. Şunu da basalım 60 saniyelik. Şunu da basalım. Her şeyi bastım abi. Boss bayağı korkunç bu arada. Bayağı güçlendi ilk kestiğimden sonra. Çok daha agresif.
Hadi oğlum. Hayır, hayır, hayır. Şanssızlığımıza geldi. Staminamız dolmadı. Atak yaparken. Evet, şansa staminamız doldu. Stamina dolmasa ölebilirdim. Çok fazla şeyi dodge'lamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi öldüm. Neyse. Beni böylece dışarı attı. Ama olur da ben bir tane şimdi bu seviye 2 artık. Birincisi çok daha basit yani. Mekanikleri aynı ama daha az mekanik kullanıyor. Olur da kesebilirsem boss'u, ikinci seviye olan boss'u. Zaten o ilk boss bu arada. Onu da anlatayım. O ilk boss. Onu öldürdükten sonra alttaki yaratık gidiyor, üstünden şövalye iniyor. Hani at gibi düşünün. İkinci halini bir kere daha kesiyorsunuz. O daha güçlü, daha çok vuruyor, daha çok mekaniği var. Eğer olur da kesebilirsem videonun sonuna ekleyeceğim, merak etmeyin. İtemleri de zaten video sonunda göstereceğim abi. Bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, bugün size izlettikten sonra yaklaşık 5-6 kere daha denedim. Yani boss'a geldim, 5-6 kere falan kesemedim. Şimdi tekrar deniyorum. Umarım bu kez kesebilirim. Cidden çok güçlü. Bakar mısınız şuna? Hareket ettirmiyor ya. Abi bir hareket edebilir miyim lütfen? Hayır, hayır, hayır. Abi hayır ya. Hayır. Hadi oğlum. Hayır. Daha ikinci hali var arkadaşlar. Daha ikinci hali geliyor şimdi. Asıl bela bu. Ortadaki maviliklerin gitmesi lazım.
Hayır. Hayır ya. Hayır. Oy ya. Oğlum ne geliyor lan bana? Hayır ya. Güzel. Hadi oğlum çok az kaldı. Yes be, yes. İkinci seviyesinde sonunda kestim be. Falling Sky diye bir tane item attı. Staff galiba. Two-handed staff. Damage increased with max focus. Rune attack damage increases by %29 for 5 seconds after rune attack. Abi 4 tane skill'i var bak büyücü için. Ice Whip, Glacier Spike, Hail ve Blink diye 4 tane skill'i var. Ama asıl mevzu burası değil arkadaşlar. Şimdi gidip bize çok güzel kutular açtıracak Lezizo. Yani ilk seferinde öyle yaptırmıştı. Bakalım şimdi gene kutu açtırırsa totalde 3-4 tane kutu açacağız. Onların içinden de Legendary item atma ihtimali var. Şimdi bu kutuları açtıktan sonra size kendi item build'imi de göstereceğim. Hani böyle nasıl staminanızı, infinity ve HP regen'inizi böyle yapabilirsiniz diye göstereceğim. Bakalım kutulardan ne atacak. Ember attı bir tane. Asıl mevzu şu ortadaki büyük kutu. O 3 Ember'ımız daha oldu. Hadi oğlum güzel bir şey at. Ey ya. Ah be abi. Abi gene gitti sword attı ya. Two-handed great sword. Bunda da 4 tane skill var. Berserk Flurry, Slashing Spin, Scream ve Thorns diye. Attack deal %19 extra plug damage. Chance to regenerate health on damage dealt. Stamina increased %14. Ya itemler güzel ama bir türlü assassin itemi düşüremedim ya. Kaç seferde uğraşıyorum. Ya bir türlü assassin itemi düşmüyor abi. Assassin'in herhalde itemi yok ya. Ben anlamıyorum. Neden böyle oluyor? Gerçekten hiçbir şey düşüremiyorum abi assassin'e. Çok rahatsız edici bir durum. Evet. Dungeon bu şekildeydi. Ben ikinci kere bitirdim. Yani ilk seferde kestikten sonra ikincisi daha zor oluyordu. Belki şimdi üçüncü seviyesi vardır. Artık onu da yapabilirsem onun da videosunu atarım beyler. Teşekkürler izlediğiniz için. Evet arkadaşlar gelelim itemlerimize. Şimdi itemlerimizden başlamadan önce statlarımı göstermek istiyorum. Ben şöyle statlarımı Health 23, Stamina 27, Dex 44, ve ekip load'u 26 şekilde yaptım. 26 olacak şekilde yaptım. 6 tane de stat bekliyor bende. Ne olur ne olmaz hani bir item düşürürüm. İşte hani ağırlığımı heavy yapar falan ekip load'a veririm ya da bir dex ister ya da işte bir stamina ister falan bir şey ister diye.
Bu 6 tane statı şu an ihtiyacım olmadığı için tutuyorum. Oyunda bu arada maksimum level 30'muş. Onu da belirteyim. 30'dan sonrası yok. İtemlerimize gelecek olursak benim silahımda şöyle bir özellikler var. Bunlar bu arada BIS yani. Hani best in slot. Gelebilecek en iyi özellikler. Damage dealed increase %23. Gain %3 health on damage dealt. Yani bu vurdukça %3 canımızı dolduruyor. Vurduğumuz hasarın %3'ü kadar. Ve %14 stamina refill chance var. Bu da damage vururken %14 ihtimalle staminamızı fulluyor baştan. Şuraya taktığımız ikinci silahın ve kalkanın hiçbir önemi yok üzerinde ne olduğunun. Çünkü bunları kullanmıyoruz. Kafalıkta şuradaki ekip load increase çok önemli değil. Bu sizin giydiğiniz işte ekipmanlarınızın şeyini arttırıyor. Hani ağırlığını düşürüyor. Daha çok yer açıyor üstünüzde. Altta bakın healing effect increased %9 yazıyor. Burada sadece buna dikkat ettik. Ve üzerine basılı olan gem, kırmızı gem. Şu hemen arkadaki NPC'den basıyorsunuz. Şu ilerideki. Şu NPC'den basıyorsunuz. Buradaki kadındaki. Eleanor'dan. Bu gemde healing efektleri %15 arttırıyor. Aynı şekilde göğüslükte de mesela healing effect %24 var. Burada donluğumuzda healing effect %29 var. Ve eldivende healing effect %26 var. Ve şeyde de yani benim eldivenlerimde de %14 şansla refill chance on damage dealt diyor. Bak %14 ihtimalle gene vurduğum hasarlarda staminam fulleniyor. Ve en önemli olanlar da şunlar arkadaşlar. Bakın onu göstereyim. Şu yüzük. Bu yüzüğü dungeon'dan düşürüyorsunuz. Plagueet Ring ismi. Gain health, lose focus on damage dealt. Bu da şu anlama geliyor. Zaten eğer bu yüzük yoksa şu itemlerin üstünde bulunan hiçbir özellik hiçbir işe yaramıyor. Onu size söyleyeyim. Şimdi bu yüzük şu işe yarıyor abi. Bunu taktığınız zaman vurduğunuz ataklarda fokus kaybediyorsunuz. Şu skill kullanmanızı sağlayan hemen HP barınızın üstündeki mana gibi olan şey var ya. Her hitinizde fokus kaybediyorsunuz. Kaybettiğiniz fokus sizin HP'ye çeviriyor. Yani lifesteal yapmış oluyorsunuz. Yaptığınız lifesteal miktarını da bu itemlerin üzerindeki healing effect increased'lar arttırıyor. Bu sayede her vurduğunuzda mesela 20 vuruyorsunuz diyelim, 30 vuruyorsunuz. Yani 30 vurduğunuzda canınız doluyor. Yani kaybettiğiniz fokustan gelen can çalmadan bunlar da can çalmayı arttırdığı için çok fazla canınız doluyor. Ve şu %14 işte stamina refill chance on damage dealt ve şu eldivenin üzerinde bulunan %14 stamina refill chance on damage dealt da bu da siz atak yaptıkça staminanızın tekrar tekrar dolmasını sağlıyor. Ve bu yeşil gemde çok nadir çıkıyor silahın üzerinde bulunan. Bu da %2 stamina dolduruyor her hitte. Vurduğum her hitte %2 staminam doluyor. Eğer böyle bir build yaparsanız aynı benim vurduğum gibi hem vurduğunuzda çok fazla canınız dolar hem de HP rejeniniz artar. İtem build'inizi bu şekilde yapabilirsiniz. Asas oynuyorsanız eğer. Diğer karakterlerinkini ben bilmiyorum. Şu an için onları oynamadım. Ama stat sıfırlama falan geldiği zaman oyuna statlarımı sıfırlayıp diğer karakterleri de deneyeceğim. Komple oyunu her karakterde oynamayı düşünüyorum. Tam anlamıyla çıktığı zaman da zaten tekrardan oynayacağım abi oyunu. Tekrardan bir şey öğrenirsem, eğitici öğretici bir şey bulabilirsem size tekrardan videosunu atarım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.